Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün yine bir bilgi videosuyla beraber olacağız. Bugün size nasıl hızlı bir şekilde gümüş kasabilirsiniz, yükseltmelerinizi nasıl daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz, hesabınızı nasıl daha hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Bununla ilgili bazı taktiklerden bahsedeceğim. Aslında birçoğunu biliyorsunuz. Fakat birçok arkadaşımız yine bu ufak tefek detayların farkında değil. Biraz hani bir nevi bir farkındalık yaratacağız bugün oyunla ilgili. Nasıl bir farkındalık yaratacağız arkadaşlar? Bugün reklamları nasıl daha aktif bir şekilde kullanabiliriz? Bu reklamları kullanarak nasıl gümüş kasabiliriz? Nasıl yükseltmelerimizi daha çabuk bitirebiliriz, hızlandırabiliriz? Bununla ilgili bazı taktiklerden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz oyun içerisinde bizim gelişimimiz için kullanabileceğimiz reklamlar var. Burada görüyorsunuz. Savaşları oyna diyor şu anda. Bir savaş yapmam gerekiyor bu reklamı izleyebilmek için. Fakat bazen bu reklamlar gözükmeyebiliyor. Mesela bizim günlük bazen 5 tane, bazen 8 tane, bazen 2 tane reklam izliyorsunuz. Buradaki reklam kayboluyor, gidiyor. Reklam izle butonu çıkmıyor. Ya da şuradaki reklamı izle ya da savaşları oyna butonu çıkmıyor. Bu zaten canlı yayını takip eden arkadaşlar biliyor. Her gün canlı yayın yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu arada. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşlar abone olup bildirimleri açabilir. Bunu da hatırlatayım. Şimdi canlı yayınlarda sürekli benim şikayet ettiğim olaylardan bir tanesiydi bu. Aslında hani benim bildiğim fakat yapmaktan üşendiğim bir olaydı bu. Ben yapmaya biraz üşeniyordum açıkçası bunu. Uzun zamandır bildiğim bir şeydi. Şimdi dediğim gibi bazen hem buradaki reklam izleme butonu kayboluyordu bende. Bu birçok arkadaşta da oluyor. Bunu biliyorum. Çünkü bununla ilgili daha önce bu konuda yani reklamlarla ilgili bir video paylaşmıştım. Bazı arkadaşlar işte bizde reklamlar gözükmüyor ki nasıl izleyeceğiz diye bir soru sormuştu. Şimdi bugün hem onun da cevabını vermiş olacağız arkadaşlar. Bu reklamlar kaybolduğu zaman nasıl getireceğiz? Getirdiğimiz zaman da bunu gelişim için nasıl kullanacağız? Nasıl hızlı bir şekilde geliştireceğiz? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim sorunumuz şu. Bu reklamların kaybolması. Yani gitmesi. Bunu nasıl getireceğiz? Bunu göstereceğim. Ben size bunu bugün emülatör üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Şu an emülatör arayüzünü görüyorsunuz. Fakat bu benim gösterecek olduğum ayarların tamamı cep telefonlarında da bulunuyor. Yani cep telefonlarınızdan da bu ayarı yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu reklam kaybolduğu zaman ilk yapmanız gereken olay bu. İki tane olay var. Ben birincisini gösteriyorum. İlk yapmanız gereken uygulamalar kısmına girip telefonunuzun şöyle baştan göstereyim. Hatta şunu kapatalım. Şimdi şurası telefonumuzun arayüzü. Ayarlar kısmına girdik. Buradan uygulamaları bulduk. Uygulamalar arasında Var Robots'un üzerine tıklıyoruz. Ve verileri temizle demem gerekiyor. Yalnız burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Birincisi bu verileri temizle kısmı bazı cihazlarda direkt böyle mesela Var Robots'a tıkladığın zaman bazılarında bu şekilde hemen çıkıyor. Bazılarında da depolama kısmı oluyor. Yani Var Robots'a tıkladıktan sonra burada mesela durmaya zorla kaldır, verileri temizle gibi bir seçenek var. Bazılarında direkt doğrudan bu verileri temizle açılmıyor arkadaşlar. Depolama kısmı oluyor. O depolama kısmına tıklayıp verileri temizle menüsünü bulabilirsiniz. Bir ikinci konu ise şu arkadaşlar. Bu veri temizleme işlemini yapmadan önce oyununuzun play oyunlara senkronize olup olmadığından emin olun. Eğer play oyunlara senkronize değilse, bakın şuradan play oyunlara giriyorum. Şuradan kitaplık kısmında. Bakın burada benim oynadığım oyunların, yani şunlar yerleşik oyunlar zaten. Oynadığım oyunların ilerlemesi gözüküyor arkadaşlar. En son 15 dakika önce oynamışım oyunu. Eğer oyununuz buraya senkronize edilmemişse, yani oyun ilerlemeniz kayıt edilmiyorsa Google Driver'ları tarafından, bu veriyi kesinlikle temizlemeyin arkadaşlar. Eğer bu veriyi temizlerseniz hesabınız gidebilir. Hesabınız tamamen çöp olabilir. Bir daha ulaşamayabilirsiniz. Öncelikle bundan emin olun arkadaşlar. Eğer dediğim gibi verileriniz
yedekli değilse, senkronize olmamışsa bu verileri temizlemeyin. Ben verilerinizin senkronize olduğunu varsayarak devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buradan verileri temizliyorum. Bakın burada ne diyor? Uygulama verileri silinsin mi? Yani sizin geliştirmiş olduğunuz tüm içerik şu anda cep telefonundan kaldırılacak. Sadece cep telefonundan kaldırılacak. Ben bunu yaparsam benim cep telefonumdaki bütün ilerlemelerim, kayıtlarım silinecek. Oyun ta en başa, yani destriyere dönecek. Ama benim hesabımın bir yedeği olduğu için ben o yedeği tekrardan cep telefonuma kurabileceğim. Bu yüzden siz senkronize değilse yapmayın arkadaşlar. Şimdi ben burada oyunu sildim arkadaşlar. Oyunun bütün ayarları gitti. Bütün ilerlemem, gelişimim hepsi kayboldu. Şimdi buradan tekrar oyuna giriyorum. Şimdi burada bana yine benim ekranıma sadece destriyer gelecek arkadaşlar. Oyunu ilk yüklediğimizde bize verilen, varsayılan olarak gelen robot destriyer gelecek. Burada gördüğünüz gibi oyunu sıfırdan indirmişim gibi benden kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmemi istiyor. Şimdi bunu kabul ettik. Bundan sonra benim karşıma daha önceki o Google'un driverlarına depolamış olduğum hesabım gelecek. Bakın şimdi destriyeri verdi ve hemen ne diyor burada? Güncel Google Play Games hesabına bağlı başka bir oyun ilerlemesi var diyor. Yani siz bu oyunu daha önce oynamışsınız ve Google driverlarına, sunucularına bunu yedeklemişsiniz diyor. Oradaki yedeği, yani daha önce oynadığım, geliştirdiğim, yarıda bıraktığım hesabımı burada benim tekrar o telefonuma yükleyip yüklememek isteyip istemediğimi soruyor. Yani o yarıda bıraktığın hesabı buraya, telefonu tekrar yükleyelim mi diyor. Eğer ben iptal dersem burada destriyerle devam edeceğim. Ama ben destriyerle devam etmek istemiyorum. Az önceki o görmüş olduğunuz yarıda bıraktığım hesabımı yeniden getirmek istiyorum. Eğer siz Play oyunlara hesabınızı senkronize etmediyseniz sizin karşınıza bu ekran gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi bakın benim o hesabımı geri getiriyor. Yeniden bir giriş yapıyor. Bu yeniden giriş esnasında benim Google driverlarındaki hesabımı tekrar telefonuma çekiyor. Gördüğünüz gibi az önceki benim hesabım, bütün robotlarım, her şeyim geldi arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki reklam kısmı tekrar gelecektir. Buradaki de gelecektir. Bazen hemen gelmeyebiliyor. Bir dakika ya da en fazla 2 dakika sonra tekrar kontrol edin arkadaşlar. Eğer yine gelmediyse, bu reklamlar kısmı yine gelmediyse ikinci yöntemi gösteriyorum ben size. Eğer gelmediyse. Şimdi bu tam emin değilim ama sanırım 100 tane, 100 reklamdan sonra, yani 100 reklam izledikten sonra yapmanız gereken ayar. Yani sıfırlamanız gereken reklam kimliğini göstereceğim. Şimdi Google ayarlar kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Yine bunu siz, bu bende emülatörde Google ayarları diye geçiyor. Ancak yine cep telefonlarında bu ayarlar sekmesinde Google sekmesi içerisinde. Yani şunların arasında Google diye bir sekme var arkadaşlar. Siz bu Google sekmesine tıklamanız gerekiyor. Ben de bu emülatör olduğu için doğrudan Google ayarlarını ayrı bir menü içerisinde veriyor. Buna dikkat edin. Şimdi Google ayarlarına girdim arkadaşlar. Yani ayarlar Google sekmesinin içine girmiş bulunmaktayım. Şimdi burada Google sekmesinin içerisinde reklamlar bölümünü bulmamız gerekiyor. Şimdi biz reklam izliyoruz ya. Oyun bize her gün belli kotada bir reklam hakkı veriyor arkadaşlar. Yani biz o kotayı doldurduğumuz zaman reklam göremiyoruz artık. Sadece her savaşta bir tane reklam izleyebiliyoruz. Sebebini bilmediğim bir durumdan ötürü bazen bu reklamlar kayboluyor. Yani reklamı izle butonu çıkmıyor. Şimdi bu reklamı izle butonu çıkmıyorsa az önce ilk yapmamız gereken ayarı gösterdim. Bu şimdiki ikinci ayar arkadaşlar. Genellikle birinci ayarı yaptığınızda etkin olacaktır. Yani reklamlarınız tekrardan gelecektir. Reklamlarınız eğer yerine gelmediyse o az önceki ayardan sonra
Bu ayarı yapmanız gerekiyor. Yani önceliğiniz az önceki gösterdiğim ayar. Bu ikinci ayar arkadaşlar. İşe yaramıyorsa bu ikinci ayarı yapın. Yarıyorsa bunu yapmanıza gerek yok. Şimdi şu en altta reklam kimliğiniz yazıyor. Şimdi reklam kimliği Google'da Google'un size kişiselleştirilmiş reklamları ya da sizin aynı şey gibi düşünün bunu. TC numaranız gibi düşünün. Sizin bütün bilgileriniz nasıl oradaysa bütün sizin reklam bilgilerinizde size gösterilen reklamlar kişiselleştirilmiş reklamlar bu kimlik üzerinden sizlere sunuluyor. Eğer ben bu kimliği sıfırlarsam, reklam kimliğimi sıfırlarsam Google benim önüme yeniden reklamlar sermeye başlayacak. Benim ilgi alanımı keşfetmek için. Bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Reklam kimliğini sıfırla diyoruz. Burada şuna dikkat edin bakın. Şu son en sondaki 3 karaktere dikkat edin. DD5. Ben sıfırla dediğimde bu değişecek. Hatta tamamı değişecek. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi buradaki benim reklam kimliğim sıfırlandı arkadaşlar. Bu videoyu montajlamayacağım ki kimsenin aklına bir şey gelmesin arkadaşlar. Çektiğim gibi kayıt programını çalıştırıp kapattığım ana kadar olan bütün kısmı editlemeden yani kırpma kesme işlemi yapmadan atacağım. Çünkü bazı arkadaşlar işte yalan söylüyor falan gibi şeyler düşünebilir. O yüzden böyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Editlemeden bu videoyu yükleyeceğim. Burada bu işlemi yaptıktan sonra %99,9 arkadaşlar o çok küçük 0,1'lik ihtimali de kul olduğumuz için ayırıyorum bir kenara. Hani hepimiz hata yapabiliriz ya da farklı sebepler çıkabilir. %99,9 buradaki reklamı izle butonunuz aktif olacaktır. Burada savaşları oyuna yazdığı zaman savaşa girip oynadığınız zaman zaten burada reklam hakkınız gelecek arkadaşlar. Hatta hızlı bir şekilde bir savaş tamamlayacağım. Video biraz uzayacak ama izlediğinize değecek arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz bir konu var arkadaşlar. Burada hızlı bir şekilde robotlarınızı yedirmeniz gerekiyor. Yani rakibe götürüp bunun için şu anda çarpışma modu diye bir mod var arkadaşlar. Haftanın 2 günü geliyor. O modda bunu daha hızlı yapabilirsiniz. Yani bunu her gün yapmak belki biraz yorucu gelebilir ama yapacak arkadaşlar da var zaten. Bu video zaten onlar için. Hani günlük 1-2 oyun oynayıp çıkıyorsanız zaten çok fazla bir işinize yaramayacaktır. Bunu yapacağınız zaman genelde hangarınıza Joshak ya da Destrier gibi böyle küçük yok edilmesi kolay robotları koyarsanız seviyesi düşük olan robotları koyarsanız daha iyi olacaktır. Benim burada last stand'ım olduğu için ekstradan 4,5 saniyelik bir koruma sağlıyor arkadaşlar. O yüzden benim bu görevleri tamamlamam biraz daha uzun sürecektir. Bu şekilde götürüp robotları yediriyorsunuz. Bu esnada tabii rakibe vurabilirsiniz de. Yani vurmaktan çekinmeyin. Siz de onlara ateş edin. Buradaki amacınız en hızlı şekilde oyunu tamamlayıp çıkmak olsun arkadaşlar. Gel vur hadi. Bak vurmuyor. Yani buradaki amacınız en hızlı şekilde adama vur dedik bıraktık ama adam bizi bir türlü kesemiyor abi becerip de. Kanka hadi bir kes ya. Adamın vuracak silahı kalmadı ki ha. Yerleşikle vur. Buradaki amaç hızlı bir şekilde götürüp robotları yedirmek arkadaşlar. Dediğim gibi bu işlemi çarpışma modunda daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Haftanın 2 günü gelecek. Hatta bunu bu olayı anladığınızı tahmin ediyorum. Diğer robotları yedirmeden ben çıkacağım. Ama siz bu işlemi yapmayın arkadaşlar. Robotlarınızı tamamını kestirmeden yani robotlarınız bitmeden çıkarsanız ceza yersiniz. Bakın burada bir uyarı var. Elinde hala robotlar var. Savaşı terk etme diyor. Bana bir uyarı veriyor. Bir ceza ve daha az ödül alacaksın diyor. Hem ödülüm azalacak. Bu oyundan alacağım ödül azalacak. Hem de bunun yanı sıra bir ceza alacağım. Bu savaşın ödüllerini daha sonra alacaksın diyor. Yani çıksan da bu savaşın ödüllerini alacaksın. Ama bir ceza yiyeceksin. O ceza ne? Hemen vermiyor bu cezayı. Belli bir savaştan sonra örnek verelim sürekli oyuna girip robotları bitmeden oyunu bırakıp çıkan birisisiniz.
Bunu yapıyorsanız yani sürekli oyunu yarım bırakıp terk ediyorsanız belli bir oyundan sonra size ceza verecektir. Bu ceza ekranınızda sadece yani savaş modları arasında sadece hakimiyet çıkması gibi ya da 5 dakika 10 dakika bekleyip 15 dakika bekleyip savaş bulamamanız gibi yani eşleşmede çok uzun süreler beklemenize sebep olur. Ve sizi bir eşleşme bulsa bile cezalı lig dediğimiz yani çöp ligi dediğimiz lige atacaktır. Orada o ligde sürekli oyunu terk eden oyuncular bulunduğu için siz sürekli 2 kişi 3 kişi oynayacaksınızdır. Yani dediğim gibi sürekli savaşı terk eden oyuncuları belli bir yere topladıkları için oynayacağınız yerde sürekli hani böyle her zaman 6 kişi oynayamayacaksınız. Siz her zaman eksik bir takımla oynayacaksınız. Alacağınız ceza böyle bir ceza arkadaşlar. O yüzden bunu siz yapmayın. Ben şimdi size sadece göstermek amaçlı bir defa yapıyorum. Bunu çok sık tekrar ederseniz dediğim gibi ceza yersiniz. Bunu yapmayın. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi benim savaşım tamamlanmadı. Ne yapacağım? Bekleyecek miyim? Şimdi oyun bitmedi. Devam ediyor ya. Ben çıktım. Girdim. 3 dakikada 2 dakikada robotumu yedirdim. Oyun 10 dakika sürüyor. Oyun 10 dakika sürüyor ama ben 2 dakikada robotlarımı kestirip çıktım. Ben 8 dakika bunu mu bekleyeceğim? Beklemeyeceksin abi. Az önce orada ne yazıyor? Bir ödül alacaksın diyordu. Yani sen savaşı tamamlamış sayılacaksın. Buradan gireceksin yine devam edeceksin. Basacaksın savaşacaksın. Bunu 4-5 defa savaşını yaptıktan sonra gelip reklamını izleyeceksin. 5 maç yaptın. Geldin 5 tane reklamı tıklayacaksın. Çıkacaksın. Tamamlayacaksın. Savaşını yapacaksın. Gelip reklamını izleyeceksin. Yani 5 savaşta bir gelip burada reklamlarınızı izleyip tekrar savaşa gireceksiniz. Bu dediğim gibi çarpışma modunda bunu daha hızlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü orada 3 tane robot var. Last stand'ı falan hiçbir şeyi yok. Maksimum 1-1,5 dakikada bir tane oyunu tamamlamış olursunuz. Bunu hızlı bir şekilde yaparsanız 10 dakikada neredeyse 7-8 savaş yapmış olursunuz. 7 savaş yapsanız burada 240 dakikaydı. 240 dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir savaşın yükseltmenin kısaltma süresi. Bir reklam izlediğiniz zaman 240 dakika şuradaki kalan sürenizden düşüyordu. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size. Bunu ısrarlı bir şekilde yaparsanız şu 3 günlük, 3 gün 7 saatlik yükseltmeyi 1-1,5 saatte oyununuzu oynarken tamamlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bunu sadece yükseltme için kullanmanızda hani yükseltme için kullanacaksınız diye bir şart yok. Eğer yükseltme ihtiyacınız yoksa buradan günlük size verilen malzeme hattından gümüş ödüllerini alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan günlük en az 8-10 milyon, 15 milyon. Bu tabi sizin aktiflik durumunuza göre de değişiyor. Bu tamamen sizin aktif olma durumunuza göre değişiyor. Ne kadar çok aktif olursanız buradan o kadar hızlı bir şekilde gümüş kasarsınız arkadaşlar. Şimdi mesela ben buradan 5 tane reklam izlesem ben Şampiyonlar Ligi'nde olduğum için bana 5000 gümüş veriyor bir maç için. Ben 5 tane izlesem arkadaşlar benim reklamı izleme olayımda çok kısa sürüyor. Onu da göstereceğim. Şimdi birazdan bu az önceki oynadığım savaş bitecek. Burada reklam izle butonu aktif olacak. Yani reklamı izleyebileceğim. O zaman da nasıl hızlı 30 saniyelik reklamı 1 saniyede nasıl izleyebilirsiniz? Onu da göstereceğim. Yani toplamda ben şurada 5 saniyede 5 tıklamayla 2,5 milyon gümüş kasmış olacağım. Şuradan hatta bu bakalım geldi mi? Aynen bakın geldi arkadaşlar. Az önceki savaş tamamlandı. Az önceki oynadım benim terk ettiğim savaş tamamlandı ve ben ödülümü aldım. Ödülüm geldi. Ben istersen buradan 240 dakika azaltabilirim. İstersen buradan reklamı izle deyip reklama tıkladıktan sonra ana ekranıma döndüm. 1-2 saniye bekledim. Tekrar oyuna tıkladım. Bazen takılma yapıyor bu yöntem.
Normalde reklamı vermesi gerekiyor arkadaşlar. Ama bazen dediğim gibi bu şekilde hata yapıyor. Şu anda tıklamıyor gördüğünüz gibi. Emülatörü kapatıp açacağım. Bazen emülatörü ya da oyunu kapatıp tekrar açmanız gerekebiliyor bu durumda. Böyle bir durum olduğu zaman oyunu kapatıp tekrar açabilirsiniz arkadaşlar. Düzelecektir. Şimdi zaten göreceğiz düzeleceğini. Videoyu kapat dedim. Gördüğünüz gibi gümüşümü aldım arkadaşlar. 500 gümüşüm geldi. Şimdi bakın burada ne diyor? Savaşları oyna diyor. Ben yine ne yapacağım? Buradan savaşa gireceğim. Götürüp robotlarımı vereceğim. Şuna dikkat edin. Haftanın 2 günü buraya çarpışma modu diye bir mod geliyor arkadaşlar. Bunu takip edin. Hani bunu yapacağınız zaman o moda girmenizde fayda var. Neden fayda var? Çünkü orada 3 tane robot var. Ve last stand yok. Yani robotunuzu koruyucu herhangi bir modül yok. Savaşınız daha kısa sürecektir. Hem robot sayısı az hem de koruyucu eklentiler olmadığı için burada 1 dakikada bilemediniz en fazla 1,5 dakika içerisinde bu savaşı tamamlayıp oyunu bitirmiş olacaksınız. Yani reklam hakkınızı kazanmış olacaksınız arkadaşlar. 10 dakika içerisinde 7-8 tane maçı tamamlayıp gelip buradan şu kısımdan artık hangi ligde bulunuyorsanız, ben şampiyon olduğum için şampiyon ligde 5000, 500 bin gümüş alıyorum. Siz uzmandaysanız 400 bin, daha alttaysanız işte 375 bin gümüş alacaksınız. Buna göre ben kendimden örnek vereyim. Ben 8 maçta ne yapar 5000'den? 4 bin, 4 milyon mu yapıyor? İşte hesabını siz buna göre yapın arkadaşlar. 10 dakikada 4 milyon gümüş ekstradan almış olacağım. Bir de savaştan. Yani yapmış olduğum savaştan hariç bu 4 milyon gümüş alıyorum. Bir de savaş yaptığım için alacağım gümüşler var. Aynı şekilde neredeydi o? Şurada. Buradaki reklamları izleyerek arkadaşlar, burada yapmış olduğunuz savaşlardan sonra buradaki reklamları izleyerek süper sandığı doldurabilirsiniz. Bu süper sandığın içerisinden bu robotlar çıkıyor. Bu robotları çok hızlı bir şekilde bu yöntemle alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Video biraz uzun oldu. Az önce de söylediğim gibi editlemeyeceğim arkadaşlar. Bunu bu şekilde paylaşacağım. Her ayrıntısına kadar hiçbir şeyi kaçırmadan daha net anlamanız için. Umarım video işinize yarar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı, canlı yayınlara katılmak için özellikle bildirimlerden tümü seçeneğini işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.